Bir önceki videomuzda Home Assistant'ı kurup evimizi nasıl akıllı hale getirebileceğimizin ilk adımını atmıştık. Bu videoda ise Home Assistant'ın sıkıcı arayüzünü daha keyifli bir arayüze çevireceğiz. Temalar ve eklentiler üzerine konuşacağız. O zaman başlayalım. Home asistanı ilk yüklediğimizde böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüz aslında çok kullanışlı bir arayüz değil. Çünkü mesela sol tarafta prizemi görürken sağ tarafta hava durumu ile ilgili bilgileri görüyorum. Altta cihazlarımı görüyorum gibi. Her şeye erişebiliyorum, her şeyi görebiliyorum. Fakat çok karmaşık bir arayüz. Biz bu arayüzü çeşitli eklentiler yükleyerek hem daha kullanışlı hem de göze daha güzel gözükecek hale getirebiliyoruz. Hemen örnek olarak o arayüzümüze de geçelim. Evet şu anda mesela ofis kullanımdaki arayüzü görüyoruz. Solda Google cihazlarım var. Bir önceki videoda bahsetmiştik. İki tane cihazımız vardı. Sesli komutlarla çalışan. Sol tarafta onları görüyorum. Orta noktada butonlarım var. Sağda ise sıcaklık ve nemi gördüğüm ve ayrıca başka bir butonun da olduğu bir arayüz var. Arka planda da bir rengimiz var. Bu tasarımı ulaşmak çok kolay. Öyle gözüktüğü gibi karmaşık değil. İlk başta birazcık yoran işlemlerimiz olacak. Ondan sonra rahatlıkla kullanabilir hale geleceğiz. Bu videoda da bunu nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Aynı zamanda bütün butonların özellikleri neleri, nasıl eklediğimizi size anlatacağım. Ek olarak mesela bu videoda da anlatmak istiyorum da çok uzun olacak ondan başka bir videonun konusu yaparız. Sıcaklık ve nem sensörü için kendim bir devre oluşturdum. Bunu da hiç kod yazmadan gerçekleştirdim bir NodeMCU kullanarak çok daha uygun maliyetli bir çözüm oldu. Aynı zamanda rek butonunda bulunan yayına girdiğimde yanan dışarıya bilgi veren bir ışığımız vardı. Bunu da kurulumunu başka bir videoya aktaracağım İlk önce dilerseniz şu tam ekranı nasıl yaptığımı anlatayım. Çünkü bu tam ekranı yapmak da benim bir süreçti ve istediğim gibi olmuyordu. Sürekli kenar larda menüler, tabletin arayüzünü görmek çok hoş olmuyordu. Ondan bu full ekrana geçmek en rahatlatan aşama oldu. İnternete yazdığınızda birçok son çıkıyor fakat ekstra uygulamalı istiyorlar. Bunu Home Assistant'ın kendi içerisinden çözebiliyoruz. İlk önce bunu anlatmak istedim. 3 noktaya tıkladığımızda solda açılan menü zaten bu hali hazırda siz kapatmadıysanız burada gözüküyor olacak. İlk önce kendi isminizin olduğu profile giriyoruz. Aşağıya doğru kaydırdığımızda burada kenar çubuğunu her zaman gizle diye bir seçeneğimiz var. Bunu aktif ederek kenar çubuğunu her zaman gizle moduna getiriyoruz. Şu anda pasif duruma getirdim. Kenar çubuğu gözüküyor. Aktif ettiğimde kenar çubuğu yok oluyor. Üçteki üst noktaya tıklayarak buna tekrardan erişebiliyorum. O kenar çubuğunu yok etmek için bir opsiyon. Tabletinizi efektif kullanırken bunu yok etmeniz size daha geniş ve daha temiz bir arayüz sağlıyor. Onun dışında şuradaki gelişmiş modu şimdiden açmanızı öneririm. Çünkü videonun ilerleyen zamanlarında tema yüklerken bu modunuz zaten açık olması gerekiyor. Bunu da şimdiden açalım hazır arayüzümüze girmişken. Son tekrardan 3 noktaya tıklıyorum. Buradan ayarlara geliyorum. Ayarlarda aşağı ininde tamamlayıcı uygulama diye bir seçenek var. Buraya gelip tekrardan genel'e tıklıyorum ve burada tam ekran özelliği var. Bu tam ekran özelliğini de açtığınızda tabletin kendi arayüzünde bulunan noktalar gidiyor ve tam ekran olarak sadece Home'isten gözüküyor. Bu da tam ekranı sağlamak için kullanabileceğiniz bir özellik. Dilerseniz yakınlaştırma için kıstırım var. Bu iki parmak yakınlaştırma işlemini yapmak için de bunu açabilirsiniz. Fakat ben şu anlık ona ihtiyaç duymadım. Tam ekran olması benim için yeterli oluyor. Ondan dolayı bunu kapalı kullanıyorum. Bu şekilde tam ekran modunu açtık. Şimdi Temaları yüklemek için de bizim indirmemiz gereken birkaç tane eklenti var. Home Assistant Community Store dediğimiz aslında diğer kullanıcıların oluşturduğu kütüphaneleri kullanmamızı sağlayan bir eklenti var. Bunu yüklememiz gerekiyor. Direkt GitHub'dan açık kaynak olarak diğer kullanıcıların yazmış olduğu kodları sistemimize ekleyebiliyoruz. Bu sayede kullanıcının geliştirmiş olduğu arayüzleri, eklentileri, otomasyonları, yapıları hepsini buradan erişebiliyoruz. Temalarımız ve özelleştirmiş butonlarımızı buradan aktaracağız kullanabilmek için bir GitHub hesabınız olması gerekiyor. GitHub'tan kendi hesap oluşturabilirsiniz. Orada bize bir tane kod verecek. O kodu kullanmamız gerekecek. GitHub'la başka bir işlemimiz yok. Sadece dosyaları oradan erişip indireceğiz. Hex'imizi kurabilmemiz için ilk önce gelişmiş modu az önce gösterdiğim kısımdan açıyoruz. Ardından ayarlara geliyoruz ve eklentileri seçiyoruz. Eklentilerden bizim Advanced SSH ve Web Terminal eklentimiz var. Bu da ilk defa bu ekranı iniyorsanız bu şekilde görmezsiniz. Boş bir ekran görürsünüz. Şu sağ altta bulunan eklenti mağazasına tıklayıp buraya SSH yazdığınızda zaten çıkıyor. İki tane seçeneğimiz var. Biz Advanced SSH ve Web Terminal kullanıyoruz. Bu uygulama sayesinde GitHub'dan direkt olarak Hex'i indirip bağlantısını sağlıyoruz. Ben indirdiğim için bir daha indirmiyorum. Direkt geri geliyorum. Uygulamayı indirdiğinizde böyle bir ekran bizi karşılayacak. Buradan gözetimi kapalı gelir gözetimi açmanızı öneririm. Bunu açtıktan sonra yukarıda yapılandırma var. Yapılandırmaya geliyoruz ve password kısmına bir tane parola giriyoruz. Bu parola bizim sunucuyla iletişimini sağlayacak parola. Ondan dolayı güçlü bir parola seçmenizi öneririm. Tekrardan bilgiye tıklıyoruz ve şu anda benimki çalışıyor diye zaten altta çalışır durumda görüyorum. Siz başlat veya çalıştır gibi şu anda tam olarak hatırlamıyorum. O seçeneği seçip başlatıyorsunuz. Başladığında kendi olarak arayüzlere gelebilir gelmezse sağ bulunan web kullanıcı arayüzünü aç seçeneğiyle arayüzü açıyorum. İlk yüklediğinizde buranın açılması birazcık vakit alabiliyor. Böyle birkaç dakika beklerseniz açılır. Yüklemeleri de aynı zamanda takip edebilirsiniz. En son yüklendiğinde bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor olacak. Bu ekrana geldiğimizde buraya bir kod yazmamız gerekiyor. Hex'i indirmemizi sağlıyor. Ben bu kodu açıklamaya yazdım. Siz de oradan direkt kopyalayıp yazabilirsiniz. Veya şu anda ekranda görmüş olduğunuz kodu yazmanız gerekiyor. Buradan sonra Enter'a bastığınızda otomatik olarak Hex'in sitesine gidip uygulamayı indirecek. Bu işlemde birazcık sürüyor. yüklediğinizde size en son tamamlanmış olarak yeşil bir ibare veriyor. Onu gördüğünüzde bu ekranı kapatabilirsiniz. Ben de inmiş olduğu için tekrardan indirmiyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra Home Assistant'ı bir yeniden başlatmanız gerekiyor. Ayarlar ekranında üstteki 3 noktaya tıklıyoruz ve Home Assistant'ı yeniden başlat seçeneğine tıklıyoruz. Home Assistant birkaç dakika içerisinde kapanıp tekrardan açılıyor ve uygulamalar çalışır duruma geliyor. Her yeni yüklediğiniz uygulamada yapmanızı öneririm çünkü arkada indirdiği bir şeyler oluyor. Onların hepsinin sağlıklı bir şekilde çalışması için tekrardan açıp kapatmanız iyi olur. Daha sonrasında heximiz inmiş oluyor. Aynı zamanda ayarlardan cihazlar ve hizmetler diyerekten de hex'e ulaşabiliyorsunuz. Ulaşamıyorsanız da eklenti ekle diyerekten hex olarak aratıp buradan tekrardan yükleyebilirsiniz. Zaten hex'imiz buraya hizmet olarak gelmiş oluyor. Diğer hizmetler tamamen şu anda kullandığımız hizmetler. Hiç oralara girmiyorum. Hiç kafanız karışmasın. Burada farklı hizmetler görebilirsiniz. Bizim için hex önemli olan. Hex'imizi yüklediğimizde hex'e giriş yapmamız gerekiyor. Bunu yan panelde görebiliyorsunuz. İlk indirdiğinizde bazen direkt olarak gözükmüyor. Orada bir boşluk oluyor. Fakat ikonlar gözükmüyor. Bu için kendi tarayıcı sayfanızı yenilemeniz gerekebiliyor. Hex'i ilk açtığınızda entegrasyon sağlamak için size GitHub'dan bir tane kod veriyor. O kodu da direkt girdiğinizde Hex paneli açılıyor. Şu anda ben giriş yapmış olduğum için bu aşamayı gösteremedim. Fakat sadece GitHub'daki yönlendirilen linkten girip hesabınızdan o kodu almanız yeterli oluyor. Ondan sonra arayüze erişebiliyorsunuz. Ardından Hex'e tıkladığınızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Entegrasyonları yapabiliyoruz. Frontend dediği kısımda temalar ve kartlarımızı indirebiliyoruz biliyoruz Bu ekranlar İngilizce, hani sistemi Türkçe kullanmamıza rağmen Hex İngilizce olduğu için İngilizce buraya erişebiliyoruz. Ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Çok basit zaten burayı çok fazla kullanmayacağız. Sadece yüklemelerde kullanacağız. Burada frontend tarafına geliyorum. Frontend bizim tema ve kartları yani bu arayüzde gördüğünüz butonların, şekillerin oluşturduğu bunlar aslında topluluk tarafından farklı arayüzlerle tasarlanabiliyor. Yani farklı amaçlar için farklı butonlar, sliderlar tasarlanabiliyor. Bunları da buradan erişip indirebiliyorsunuz. Ben daha o kadar detaylı indirmedim. Sadece IOS Temps dediğimiz o arka plandaki gradient rengi yapmak bir de Mushroom diye en çok kullanılan kartların bulunduğu bir paketi indirdim. Adım adım burayı da arttıracağız, farklı yöntemler geliştireceğiz. Bir de Minimagia Player diye bir şekilde Google Hub'ın radyo üzerinden çalışmasını sağlayan bir sistem var. Onun erişimini daha güzel yapan bir kart oluşturuyor. Ona erişmek için indirmiştim, buna da değiniriz. İlk olarak tema için IOS Temps diye güzel bir tema seçeneği buldum. Buraya indirmeleri yapmak için de sağ altta bulunan buton butonumuza tıklıyoruz. Açılan ekranda da çeşitli geliştireceğin yazmış olduğu kütüphaneleri görebiliyoruz. Bunları direkt indirebiliyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Mushroom veya iOS Temps seçeneklerini yazıp bunları indirebilirsiniz. Direkt zaten çıkıyorlar. İndirmek için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İndir demeniz yeterli. iOS Temps'e bir girelim. Burada farklı farklı gradient arka planlar var. Mesela maviden pembeye giden bir arka planımız var. Beyazdan maviye giden. Özellikle bu ve mor olan benim favorilerim oldu. Gerçekten çok şık duruyor arka planda. Yeşil renkli, daha böyle turkuaz renginde açık yeşilin olduğu, sarının olduğu, turuncuya kayan, biraz daha kırmızıdan ağırlıkta olduğu gibi farklı arka planlar var. Bunlardan dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bunu indirdiğinizde bütün arka planlar içerisinde zaten geliyor. Farklı paneller, farklı temalarda yükleyebiliyorsunuz. Yani illa hepsi aynı temayı kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu yükledikten sonra bir de mushroom'u yüklüyoruz. Mushroom'u da direkt şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi mushroom'dan ulaşabilirsiniz. Daha kullanışlı butonlar ve özellikler sağlıyor. Home Assistant'ın kendi içerisinde bulunan eklentilerin yanında güzel bir opsiyon oluyor. Burada neler kullandığını görebiliyoruz. Mesela alarm için kartları varmış, fanla için, ışıklar için, süpürgeniz varsa onun için, nem gibi birçok özelliğimiz bulunuyor. Bunların hepsini de buradan erişebiliyorsunuz. Şu anlık benim ihtiyacımı karşıladığı zaman zamanda muhtemelen yetmediği durum olacak? Bu noktada da farklı eklentiler araştırıyor olacağım. Bunları sizinle paylaşıyor olurum. Buna kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Şimdi mini media player'a gelmeyeceğim. Ona daha sonradan değiniriz. Tam verimli kullanmadığım birçok ayarı var. Ben sadece buton olarak ekledim. Hızlıca şimdi görsün diye. Hex kısmına gelmişken şunu da söyleyeyim. Entegrasyonlar kısmında tapo cihazı için tapo kontrolleri yüklemeniz gerekiyor. Çünkü tapo cihazları direkt Home Assistant görmüyor. Bunun için de tapo kontrolleri diye bir tane yani gene kitapta bir kütüphane oluşturulmuş. İndirmeniz gerekiyor. Entegrasyonlara geldiğinizde tekrardan download diyerekten Tapo'yu aratıp indirebilirsiniz. Eğer ki sizin de evinizde bir cihaz bulunmuyorsa buraya bakıp buradan geliştirilmiş bir eklentisi var mı ona bakabilirsiniz. Bazı cihazlar çünkü burada bulunuyor. Hex'te yapacaklarımız bitti. Buradan bütün temalarımızı ve kartlarımızı indirdik. Şimdi arayüzü tasarlamaya geçiyoruz. 3 noktaya tekrardan tıklıyorum ve ayarlara geliyorum. Ayarlarda kontrol panelleri diye bir seçeneğimiz var. Buraya gelip kontrol paneli oluşturmamızı sağlıyor. Birden fazla kontrol panelinde de oluşturabilirsiniz. Özellikle tablet, mobil veya bilgisayardan eriştiğinizde her birinin çözünürlüğü farklı olduğu için farklı görüntülerle karşılaşabiliyorsunuz. Ve kontrol panelleri her bir cihazı ayırabilirsiniz. Ben şu anda tablet kullanıyorum. Aktif olarak da tablet üzerinden kontrolü sağlıyorum. Ondan bir tane tablet için oluşturdum. Alttan kontrol paneli ekle diyerek sıfırdan yeni bir kontrol kontrol seçiyorsunuz. Bir isim ve simge seçiyorsunuz. En son oluştur diye kontrol paneli oluşturuyorsunuz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Kontrol paneli oluşmuş oluyor. Daha sonrasında kontrol paneline gidip içeriğini düzenlememiz gerekiyor. Bunun için geri geliyorum. Üç noktadan zaten menüye oluşturduğum kontrol paneli düşmüş oluyor. Tablet olarak oluşturmuştum. Tıkladığımızda bizi boş bir ekran karşılayacak. Herhangi bir düzenleme yaptığınızda da tekrardan o düzenleme ekranına ulaşabiliyorsunuz. Bunun için 3 noktaya tıklayıp kontrol panelini düzenle demeniz yeterli. Burada aslında bize bir düzenleyici çıkıyor. Sağ en üstte bulunan alandan bu kontrol panelinin adını değiştirebilirsiniz. Ortada bulunan ikonlardan da farklı sekmeler oluşturabilirsiniz. Burada istediğiniz kadar sekme oluşturabilirsiniz. Odalara göre sekmeler ayarlayabilirsiniz veya cihazları kombin edip bunlara göre sekmeler ayarlayabilirsiniz. Bu zamanla kullandıkça ihtiyacınıza göre gelişecek. Ben daha ana sayfa oluşturdum. Daha burayı düzenlemeye vaktim olmadı. Hava durumu ısı ve nem sensörümü ve cihazın kendi varsayılan güncellemelerini ekledim. Buradan da güncelleme var mı yok mu diye şu anlık kontrol ediyorum. Ama bu ana sayfayı daha fazla geliştireceğim. Yeni bir arayüz oluştururken bizim temamızı da burada seçmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da değiştirebiliyoruz. Mesela yeni bir alan oluşturalım. Başlık olarak da herhangi bir başlık verebilirsiniz. Ben başlıkla genelde boş geçiyorum. Simgelerle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yazı yazı başlıklarda durması çok hoşuma gitmiyor. Direkt simgeye tıklıyorum. Mesela şimdiki ilkini seçelim. Onun altında tema diye bir seçenek var. Bu temaya tıkladığımızda bizim az önce indirdiğimiz iOS temalarına buradan erişebiliyoruz. Hepsini burada görüp hepsini deneyebilirsiniz. Hepsini farklı varyasyonları da var. Buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Mesela Blue and Red'i seçelim tekrardan. Ve kaydet diyerekten de kontrol paneline erişebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi boş bir panel çıkıyor. Eğer ki bu Blue and Red'i sevmezseniz tekrardan buraya gelip Dark Green'i seçip kaydet dediğimizde tekrardan arka planı değiştiriyor. Bu şekilde sevdiğiniz arka planları kullanabilirsiniz. Farklı temaları da indirip deneyebilirsiniz. Temaları ekleyip değiştirebiliyoruz. Mesela burada yeşil bir tema varken ana sayfama geldiğimde tekrardan mavi kırmızı temaya erişiyorum. Bir de aslında sayfa sayfa içerisinde düzenlemek bizim için çok önemli oluyor. Çünkü burada yaptığımız her şey kullanımı kolaylaştırıyor veya zorlaştırıyor. Ne kadar temiz olursa o kadar iyi oluyor. Bu noktada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Her bir kartı ayrı ayrı girerseniz gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Mesela ana sayfada öyle olması gerek. Evet mesela şu soldakiler tek tek eklenmiş parçalar. Burada 4, 5, 6 gibi sıralamalarını görebiliyorsunuz. Soldan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bazen altı gidiyor. Bazen üstte gidiyor. Karışıyor. Mesela ben bunu yukarı alırsam buraya gitti ve hepsi dağıldı. Bir daha yukarı alırsam mesela 3'te 2'ye aldım yukarı gitti gibi buralar çok karışık olabiliyor ben de bu sorunu yaşayarak öğrendim. Hani ilk başta girdim ve tek tek ekliyordum. Sonra istediğim istediğim yerde durmuyor. Bir yeri değiştirirken hepsi değişiyor gibi. İlla böyle üçlü olmuyor. Bazen tekli oluyor. Bazen ikili oluyor. Çok karışabiliyor. Bunu engellemenin yolunu araştırdığımda şöyle bir şeye eriştim. Aslında her birini bir alan olarak oluşturabiliyorsunuz. Mesela sağ taraftan örnek vereceğim. Sağ tarafta altta ikili varken üstte bir var. Ama bu görmüş olduğunuz gibi tek bir sütun ve üçüncü sütun olarak geçiyor. Bunları yapmak için de kart ekleye tıkladığınız bize kartlar çıkıyor. Bütün kartlarımızı buradan ekleyebiliyoruz. Hatta dediğimiz mushroomlarda da sayfanın en altına gelirsek mushroom etiketiyle burada görebiliyoruz. Farklı cihazda da buradan ekleyebiliyoruz. Hazır varsayılanları zaten kendisi veriyor. Bizim bu sütun mantığını kullanmamız için şebeke eklememiz gerekiyor. Şebekeye tıkladığımızda ilk önce kaç sütun kullanacağımızı söylüyor. Varsayılan olarak 3 geliyor. Fakat ilk başta bunu bire düşünmenizi tavsiye ederim. Yani bir tane sütunumuz ana bir sütunumuz olsun gibi. Ondan sonra alta geldiğimizde kartlarımızı görüyoruz. Buradan istediğimiz kartı seçebiliyoruz. Hatta şöyle hali hazırda oluşturulmuş bir sütuna geçelim. Biri seçtim altında kart olarak kahve buton kartımı görüyorum. Buradan bunu seçiyorum. Buton ekle diyerek daha sonra alttan ismini değiştirebiliyorum. İşte simgesi gözüksün mü, adı gözüksün mü, neler olsun, tıklayınca ne olsun gibi bu her kart için farklı özellikler çıkıyor. Yani burada bir tıklamalı bir şey varken mesela bir ses ayarlamada kaydırmalı olabiliyor veya nem gösterme sadece bir gösterge olabiliyor gibi. Ondan dolayı bu ekran her bir özellikle değişiyor. İlk özelliğimizi ekledik. İkinci eklemek için şu sağda bulunan artıya tıkladığım da yeni bir kart eklememize izin veriyor. Mesela Roborock'u rahatsız etme moduna al diyor. Tıkladım ve bunu da ekledim. Şimdi Burada da 10 özelliklerini görüyorum. İstersek özelleştirebiliyoruz ve ön izlemede nasıl görüleceği gözüküyor. Alt eklediğim için altta bu tam bir boy olarak gözüktü. Önemli olan mesela ortada iki tane ayrı noktamız var. Bir tanesi sıcaklık, bir tanesi de nem. Bunu yapmak için de aslında şunu yapıyoruz. İkinciye tıklıyorum. Bu arada bunların da yerlerini bu yukarıdan değiştirebilirsiniz. Şuradan sağ sol oklara tıklayarak hangisinin hangi sırada duracağını da daha rahat seçebilirsiniz. İkinciye geldiğimde ben bunun içerisine kart eklemek yerine yeni bir şebeke ekledim. Yani tekrardan aynı şeyden bir tane daha oluşturdum ve aynı ekran beni karşıladı. Bunda da sütun olarak ikiyi seçtim ve iki sütunluk yeni bir şebekeyi alt şebeke olarak da oluşturmuş oldum. Bu arada hep İngilizce kullanıyordum. Şimdi Türkçe anlatım için Türkçe'ye çevirdim ve şebeke demek birazcık garip kaçıyor. Farkındayım. Onun detaylarını girip düzenleyebiliyorsunuz. Hangi değere kadar sarı olsun, hangi değerde yeşil olsun, hangi değerde kırmızı olsun gibi de göstergeleri ayarlayabiliyorsunuz. En son bütün sistemi kurduğunuzda kaydet diyerek kaydedebiliyorsunuz. Mesela şu anda kart olarak Roborock'un rahatsız etmeyin butonu ekledi fakat ben bunu burada istemiyorum. Onun için tekrardan düzenle dediğimde 3'e geliyorum Roborock rahatsız etmeyini gördüm. Yukarıdaki çöp kovasını tıklayarak siliyorum ve kaydet diyerek tekrardan eski haline getirebiliyorum. Dikkat etmeniz gereken bir diğer noktada burada bir şey sildiğinizde gidiyor geri dönüşüne henüz bulamadım. Yani bazen böyle oluşturup oluşturup en son yanlışlıkla sil de dediğimde komple bütün sistemin silindiği oldu. Ondan dolayı silerken neyi sildiğinize dikkat edin. Bazen komple bütün arayüzü silebilirsiniz. Bir hasta bu arayüzleri yaptığımıza değinmek istiyorum. Video çok uzadığı için bu kahve makinesi muhtemelen bu videoda değinmeyeceğim. Bir sonraki videonun konusu olur. Orada da yeni bir varlık oluşturup onu bir otomasyonla bağlayıp butona tıkladığımda home Assistant'ın tetiklendiği bir senaryo. Bu şekilde kahve hazır olduğunda bütün herkes kahvenin hazır olduğunun farkına varıyor. Herhangi bir kahve kaçırma durumu olmuyor. Solda bulunan panelden Google cihazımı açıp kapatabiliyorum. Altta bulunan Hatta şu kontrol ekrandan da çıkalım. Altta bulunan kısımdan radyoya erişebiliyorum. Şu anda bir tek JoyTürk Türk Rock'ı ekledim. Tek Türk RAK radyosu olarak onu bulmuştum aktif olarak. Ondan onu ekleyeyim dedim. Ortadaki alanda üstte bulunan buton bilgisayarın güç kaynağına bağlı. Buna tıkladığımda direkt UPS devreye giriyor. Veya tekrardan tıkladığımda kapanıyor. Altta bulunan kısımdan ne kadar güç kullandığını anlık olarak görebiliyorum. Altında bir rek butonumuz var. Bu yayınlara veya toplantılara başladığımda çalıştırdığımda odanın dışında bir tane on air kırmızı ışığı yanıyor ve dışarıdaki kişiler benim o anda toplantıda olup müsait olmadığımı veya kayıtlı olduğumu farkına varmış oluyor. Aslında karmaşık bir sistem olacak. nodem sunullar, yazılımlar falan derken sistem karışıyordu. Fakat elimde bulunan şeylerle çok daha basit bir şekilde çözüm. Onun da videosu dediğim gibi çok yakın zamanda gelecek. Sıcaklık ve nemi gösteren iki tane ayrı göstergemiz bulunuyor. Buradan da odanın sıcaklık ve nem değerlerini takip edebiliyorum. Ofis butonu bu kadar. Bir de süpürge için bir buton oluşturmuştuk. Üstte i̇şte bulunan panelden süpürgeyi başlatıp durdurabiliyorum. Konumuyla ilgili bilgi öğrenebiliyorum. Eğer temizliği bitirip havına dönmesini istiyorsam direkt onu seçebiliyorum. Alttan paspas yolunu yani paspası ne kadar şiddetli yapacağını seçebiliyorum. Üstteki panele basılı tutumda da ayrı bir ekran açılıyor. Buradan da vakum gücünü seçebiliyorum. Ne kadar güçlü vakum yapması gerektiğini seçebiliyorum. Sağ üstte bulunan panelden robotun ses seviyesini ayarlayabiliyorum. Bu kendi konuşma sesi. Onun altından da pil durumunu, paspası Yasin ve su takılı olup olmadığı gibi bilgilere de erişebiliyorum. Daha birçok bilgi vardı fakat benim için bunlar yeterli. Bazen çünkü pas paspas takılı sanıyorum ama çıkarılmış oluyor veya tam yerine oturmamış oluyor. O gibi durumları da buradan çok rahat bir şekilde takip edip sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlayabiliyorum. Altta da haritalandırmaları koymuştum fakat şimdi harita gözüksün istemedim ve ondan dolayı kaldırdım. Ayrıca haritalardan da robot süpürgenin anlık olarak nerede olduğunu ve nereye temizlediğini de görebiliyorum. Tema yüklemelerimiz ve kartlarımızı özelleştirmemiz bu şekildeydi. Eğer ki ve Home Assistant nasıl kurulduğunu kaçırdıysanız da burada bulunan videoda ona erişebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmamak için Raspberry Pi'nin soğutucu sistemine ve diğer cihazların kurulumuna da daha sonraki videolarda değinmiş olalım. Gelecek videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Akıllı ev serisi ile ilgili devam videolar gelecek. Onun yanında farklı konseptlerin içeriklerde olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.